için ağlar, bizim için ağlar. Biz kimiz? Komandolar. Mezarıma kapanıp ağlaman, yarim yarim diye ağlama. Anne belki yorgunumdur. Belki o yüzden böyle geliyordur. Sesin niye öyle geliyor Osman? Ha? Beni bak kuzum. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi yavrum? Anne Allah'ını seversen. Anne niye saklayayım ki senden bir şey? Niye saklayayım? Ya işte biraz falancit olmuşum herhalde. Amanın! Amanın! Amanın falancit oldun. Allah'ım yarabbim aklıma gelen dağlara taşlara. İbrahim! İbrahim Osman gideyim. Anne. Allah'ını seversen beni bir dinler misin? Lütfen beni bir dinler misin anne? Ay Allah'ım. Allah'ım sen bize yardım et. Yardım et bize yarabbim. Yardım et. Anne lütfen diyorum ya. Basit bir üşütme. Yani biraz burnum akıyor diyorum. Tıkalı biraz boğazım ağrıyor. Niye bunu bu kadar büyütüyoruz? Üşütme mi? Evet. Falancı dedin o mu oluyor? Evet. Aman be kuzum. Sen de yani ne biçim hastalıkları tutuluyorsun böyle? Gonzalez adı gibi hastalık mı olurmuş? Sen şuna soğuk algılı değmesene be kuzum. Anne sen de konuşmam gereken daha güzel özel şeyler vardı ama olmuyor. Bak komutanım burada çağırıyor beni. Vaktimiz kalmadı anne. Anne vaktimiz kalmadı yani. Tamam anne. Anneciğim. Anne tamam. Hadi ben de. Ben de. Hadi. Ulan ne zaman anamla konuşsam böyle üstünden kamyon geçmiş gibi oluyor Osman ha? Kamyon değil komutanım. Tır geçiyor üstünden. Tır. İyi de. Ulan keşke benim rahmetli anam şimdi hayatta olsaydı da her gün böyle yoklama alsaydı benden ya. Vallahi ben benim annemle baş edemiyorum komutanım. Ha, çok açık söyleyeyim. Biz aynı telefon konuşması içerisinde. Bakın aynı telefon konuşması içerisinde. Hem fırça yiyorum. Hem büyük aşk yaşıyoruz, hem sorgulanıyorum, hem yargılanıyorum, hem affediliyorum. Aynı telefon konuşması içerisinde komutanım. Vallahi ben artık baş edemeyeceğim. O kadar söyleyeyim. Ulan niye baş ediyorsun ya? Etme. Anan değil mi? Allah Allah. Teğmen mi sen yemek yedin mi ya? Yedim yedim ben çavuşum. Ama çay ısmarlarsanız içelim. Odur Osman odur. Teğmen'im bizim seninle bir şey konuşmamız lazım ya. Şimdi Albay Baba bize bu görevi verdi. Biz de kabul ettik başımız gözümüz üstüne ama sizin gününüz saatiniz de belli oldu. Ama nasıl yapacağız senin bu işi ya? Hangi iş diyorsun ya? Bizim nikah düğün için mi diyorsun? Olur mu abi şimdi? Yani hiç sırası değil yani. Olmaz olmaz. Düşünemeyiz bile yani. Ben de ondan sordum işte. Sait şehit oldu. Bunun üzerine sen ne düşünürsün, nasıl düşünürsün bilemedik açıkçası. Abi bunu düşünecek falan bir tarafı yok. Yani bizim işin kaçar güçer tarafı yok. Yani bugün olmadı, yarın olur. Kısmetse.
Ama şu durumda mümkün değil yani. E albay baba? E canım o da anlayışla karşılar herhalde yani. Şimdi bu durumda nasıl olsun abi? Şu içeri baksana yani, çocukların durumuna baksana. Haklısın tabii. Komutan. Hı. Bence biz bu nikahı yapmalıyız. Olmaz Osman, olmaz. Yani yakışık almaz oğlum. Komutan. Onlar bizim hep yas tutmamızı istiyorlar. Hep ağlamamızı istiyorlar. Ama yapılacak her düğün, gülen her yüz, neşelenen, umut eden her insan onlara vurulacak bir tokat. Ve bence biz bu tokata vurmalıyız komutan. Vallahi deli meli ama bence haklı Değmen. Gir Cengiz, gir. Telefon size komutanım. Hah. Kesin annemdir yine. Falanjit ne diye soracak. O falanjite falanjit diyor. Bir de kesin böyle bir koca karı otu falan bulmuştur hastalığa gelen, onu söyleyecektir. Anneniz değil komutanım. Şehidin annesi. Osman Kanat. Sait hep seni söylerdi. Ben de seni aradım. Sait'im gitti oğlum. Aslan gibi Sait'im gitti. Ne diyeyim şimdi teyzem? Üzgünüm. Ben de çok üzgünüm. Sait gitti ama Fidan da gitti. Oğlum gitti ama kızım da gitti. Fidan yok oldu oğlum. Sait'in haberini aldıktan sonra sustu, sustu, sustu. Sonra bugün baktık ki yok. Kızımı bul ne olur, Fidan'ımı bul. O bana Sait'in yadigarıdır. Fidan'ımı bul Osman oğlum, Fidan'ımı bul. Erzurum'dan gelen otobüs vesaire hepsinin isim listesine baktık Osman. Yok. Oteller? Hayır abi, hiçbir kayıt yok. Belki de buralara gelmedi Osman. Yani kız kahretti, ne bileyim çekti, İstanbul'a gitti olabilir. Olamaz mı? Olur abi, öyle de olur da. Evden çıkarken Sait'in kız kardeşi sormuş, nereye gidiyorsun diye. Sait'e gidiyorum demiş. Bu ne demek şimdi abi? Ha. Buralara geldiyse derin aramak lazım gelir Osman Bek. Biz Allah'ın izniyle bakalım o işe. Bakalım kardeşim, bakalım. Annesinin dediği gibi. O bize Sait'in yadigarı. Bulalım o kızı abi. Koşarken gördüğümde, işte o zaman ben yüreğimin yarısını gördüm Fidan. Gerisi de umurumda bile değil.
Eğer şimdi bana dur dersen dururum. Eğer git dersen giderim ve bir daha seni ömrümün sonuna kadar görmem. Ama eğer bana dersen ki gel, işte o zaman karşıma daha çıksa tutar ensesinden yere çalarım. Allah'ın izniyle iyi olacaksın Fidan. Ya ben öyle güzel laflar bilmem, Peşrev'den anlamam. Eğer bana ruhsat verirsen, seni her kimden istemek gerekiyorsa isteyeceğim. Allah'ın emri neyse ondan çıkmayacağım. Sen sakın endişe etme Fidan. Endişe ne demek? Ben rüyada gibiyim. Ben iznimi alır almaz yanına geleceğim Fidan. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak Sait. Kalkmışsın, yatak filan da yapılmış. Kalktım işte. Kahvaltıya gelmeyecek misin? Köye gitmeyecek misin? Ben kalmayacağım zaten. Yarın giderim. Kusura bakma, sana da yük oldum. Ya ondan demedim, düşünüyor musun gidecek misin diye sordum. Köyde kimse yok ki, niye gideyim? Gel kahvaltı edelim. Oh, ya böyle sabah geniş geniş kahvaltı etme kadar güzel bir şey var mı ya? Sen Serbülent'e kızıyorsun baba ama bak bir haftadır erkenden açıveriyor dükkanı. Sen artık tekavüt oluverdin İbrahim, tekavüt oluverdin gari. Ya ben kızıyorum da boşuna mı kızıyorum ya? Biraz pişsin esnaflık öğrenmesin diye şey de veriyorum ya. Aferin İbrahim, aferin diyorum sana, aferin gari. Vallahi ben Serbülent'i hiç böyle görmemiştim. Akşamdan saati kuru veriyor. Sabah çaldığında kalkıyor. Duyuyorsun değil mi? Ha? Bak kulaklığına duyuver bunu. Duyuver. Ya aslında fena çocuk değil ya. Benim terbiyemden ne etmiş? Geçmiş değil mi? Şimdi benim elimde yetişmiş bir çocuk o. Ben onun terbiyesini, tahsilini şey edemedim ya. Aferin İbrahim, aferin. Aferin sana. Yani kulağına küpe takıp edip koluna bilecik şey edemedim. Onları hepsini ben şey edemedim. Hadi bakayım hadi, dumping var dumping. Al bu şekerden sanki beleşten. Fatma, ne oluyor burada be? Maşallah İbrahim, maşallah hadi. Harıl harıl çalışıyorla görüyorsun değil mi maşallah? Ama. Ay teyzem, çok da müşteri varmış değil mi? Serbülent. Buyur kocam, hoş geldiniz. Zeliha'm hoş geldin, buyur. Kocanam hoş geldin. Buyurun, buyurun, buyurun. Pazarola, pazarola, selamın aleyküm. Aleyküm selam teyzem, buyur. Ulan siz ne yapıyorsunuz burada be, ha? Dumping var koca babam, dumping var, kampanya var, tenzilat var. İş yapıyoruz burada, iş. Görüyorsun işte. Ulan sen benim malları 3.30 var ya. Haraç mezat, öldüm bazını, ölmüş eşek fiyatına. Ulan batange benim malları fiyatına mı sattı beni ulan sen burada? Ay Fatma bir, ay beni Fatma, boğazıma bir şey oldu benim. Ay boğazıma bir şey, ay başım dönüyor Fatma. Ay midemde bir şey. Ay tükürük bezlerim kapanı beri. Ne yapıyorsun? Aman deyim İbrahim gari. Aman falecit olmayasın sakın, aman Allah korusun. Kendine gel gari. Ulan bunu ne yaptın, yeni mi açtın sen bunu? Yeni açtım. Allah güldürmesin, kapatın. Ay beni, ay beni alıverim. Ay beni alıverim. Tutuver şunu Zeliha'm, tutuver gari. Ulan kaç burası, ne sen bundan? Ay. Boya kalemlerini aldın mı? Aldım. Bakayım. Beslenmem burada. Suyun?
Burada. Mendilin var mı peki? Ay var dedik ki işte. Sabahları pek asabi bizimki ya. Bir evin bir kızı tabii olacak artık o kadar ya. Ethem. Hı. Bak yalnız Deniz ilk dersine geç kalacak. Biraz acele edelim. Yok yok kalmaz, bir şey olmaz. Hoppa. Bir dakika bir dakika. Vallahi kalabilir ya. Bu olmadı işte. Allah kahretsin ya. Kim o lan? Deniz'cim bak sen sakın sesini çıkarma tamam mı? Burada otur böyle sessizce. Şey yapın sakin ol tamam mı? Sakin olun, hiç şey yapmayın kendinizi. Sakin ol, arabada kalın tamam mı? Duydun mu beni, yeter. Tamam. Sen Deniz'in yanında tamam mı? Sakin olun. Okey. Hadi bismillah. Adem sen misin? Ha niye? Az insen aşağı. Nerededir? Öyle in. Ethem hayır inme. Bir dakika yeter, bir dakika. İnme Ethem, nereye gidiyorsun? Sakin ol canım, sakin. Ya nereye götürüyorsunuz onu? Yeter arabaya bin ne olur. Ya sen gidersen ben de gelirim Ethem. Korkuyorum ben. Ethem Bey çocuk korkuyor. Ya sakin olun, kesin sesinizi. Ya ben hep arkadaşlara şöyle demişimdir ha. Şu dokunaklı dünya yaşamında gerçek olan tek şey alışkanlık sosuna batırılmış aşktır. Yani şimdi ben bu lafla ne demek isteyeyim? He? Karı koca aşkı gibi ha. Ana oğul aşkı gibi. Yarı sosyal feodal sevgisel şeyler işte ya. Şimdi şu bayanım şurada yani kocam kocam bırakın kocamı diye çırpınışı. Yani insan eşek olsa dokunur ya. Yani gerçekten dokunur, hakikat dokunur ya. Ne istiyorsun? Aman da aman aman. Aman aman hele şuna bak. Yaklaşma ona. Ya hık demiş aynı anası Necla'nın burnundan düşmüş ha. Aynı çatık kaşlar. Aynı psikopatik ruhsal potansiyel. Aynı kıyıcı bakışlar. Kız yerim seni ha. Ne istiyorsun ne? Ben bir şey istemiyorum Ethem. Ama sen bir şey istersen ben buradayım ha. Bu yalçın dağlardayım. Bilirsin. Sen bize Necla'nın emanetisin ha. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ya belki bir gün istersen, şimdi değil ama yani ne zaman istersen ha. Güvenlik, koruma, nüfuz. Yani ne gerekirse. Demin de dediğim gibi. Sen bize Necla'nın emanetisin. Yani bizim için can veren her savaşçının hem anısına hem de geride bıraktıklarına büyük bir dikkatle şey ederiz ha. Onlar bizim de kardeşlerimiz, bizim de yakınlarımız sayılır. Anladın mı? He? Seni gidi yaramaz çekirdek aile reisi Ethem seni. De hadi gidelim. Bizim burada ne işimiz var ya? Ha yeter. Bizim burada ne işimiz var ya? Hakikaten öyle mi dedi olmuşum ya? Kim? Sait. Sait hakikaten öyle mi dedi ya? He. Vay be. Vay be. Yani öyle sinirli minirli gözüküyordu ama rahmetli demek ki böyle sevgisini böyle içinde saklıyormuş, gizliyormuş yani. Yani öyle çok da bir şey yok emmi oğlum. Yani biraz serseridir falan ama iyi çocuktur dedi. Bir şey yok yani. Öyle değil işte, o önemli yani. Yani önemli, düşünsene ya onbaşım. Evet, doğru diyorsun. Altın gibi kalbi vardı, altın altın. Öyleydi. Öyleydi. Onbaşım be. Heh. Sen de öylesin ha.
yok canım, estağfurullah. Ya öylesin, vallahi billahi öylesin. Senin de böyle altın gibi kalbin var. Böyle senin de böyle... Olmuşum. Ne? Sen olur musun? Ne olur muyum lan? Body. 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 Sana. Evet, sen olur musun? He? Onlarla biz ilgilenmiyoruz ki Emol. Hep komutanlar falan tercih ediyor onları. Ya onbaşım, ayıp senin bu söylediğin ya. Allah aşkına sen koskoca onbaşısın ya. Koskoca onbaşısın sen ya. Gideceksin komutanlara diyeceksin ki ben Fatih'le body olmak istiyorum diyeceksin. Bitti. Ondan sonra bizi body yapacak. Hadi onbaşım ya. Ne olursun biz body olalım. Allah aşkına biz body olalım onbaşım. Yalvarma lan. Yalvarma bak, en tiskinliğim şey ha. Ama bak şöyle düşün. Ben senin yüzünü güldürürüm. Ya ben sana öyle bir fıkralar, öyle bir espriler yaparım ki anlatırım böyle. Senin hep yüzün güler yani. Öyle düşün. Sen çünkü fazla fıkra espri bilmiyorsun yani onbaşım. Ha? Bak hatta hemen şu an bir tane anlatayım. Yüzün gülsün senin, tamam mı? Bak şimdi bak. Adamın biri, tamam mı? Uçakta demiş ki sırayla demiş atlıyorum demiş, tamam mı? Ondan sonra... bana bak bana. Ondan sonra bunlar atlamışlar. Adam ölmüş. Sıra kırılmış. Ben seninle body falan olmam emmi oğlum. Allah muhafaza. Bak Allah muhafaza diyor. Dur o zaman dur. Bir tane daha anlatacağım. Bak, bir çakal. Sus. Lan bir sus. Sen şimdi yok mu diyorsun ya? Hayır. Hiç mi bir ihtimal yok yani? Bir kırtık bile. Cık. Kesin netsin. Bir kırtık bile. Hayır. Ulan rezil herifler. Ulan rezil herifler. Haraç mezat dükkanı satıverdiniz be. Satıverdiniz dükkanı haraç mezat be. Ya sen niye öyle diyorsun koca baba ya? Sen niye öyle diyorsun ya? İndirim dediğin şey küresel ekonominin klasik bir enstrümanı gibi diyor ya. Sus lan. Tavşan küreselmiş. Kabilesiz herif. Ciro'muz müthiş taban yaptı İbrahim amca. Ulan o Ciro'yu senin kafanda kıracağım. Keyfiyesiz, kifayesiz kirpi. Ulan pirinci kaca verdin. Tövbesini on liradan verdim koca baba. Allah senin cezanı versin. Ulan şekeri kaca verdin. Kağıtlı şeker mi? He, kaca verdin. Ya şimdi ağzımdan öyle çıkıverdi de kutusunu 16'ya verdim koca baba. Ulan senin ağzın kuruyversin. Ablan kovuldun lan. Hadi, hadi. Nereye git? Buraya git. Sen burada duracaksın. Acı bize İbrahim amca. Ulan sana ne acı? Ben seni işe almadım ki kovayım. Ne dedi kovayım seni? Sen burada kalıver. Ay deli olacağım. Ulan zeytini kaça verdin? Seleyi 5'e verdim koca baba. Gırmayı da 6.5'a verdim. Ay bana bir şey olur. Ay kız. Ay sekteye kalpten gidiveceğim. Nüzuldan gidiveceğim. Ay. Hayırlı işleriniz olsun İbrahim Bey. Aa sen Selma Hanım mı? Bu buyur. Ay aspavladığı tenzilat var dediler. Koştur geldim. Ama çok telaş ettim. Yok tenzilat mezilat yok. Yok tenzilat mezilat. Aa gerçekten mi? Çok üzülürüm. Ne yok? Olmaz olur mu? Size tenzilat olmaz olur mu? Var tabii tenzilat. Buyur. Bu zeytinler güzelmiş. Ne kadar acaba? Sele 3 kırma 3. 3.5. Hadi. Bana 1 kilo hazırlayıverin o zaman. Hazırlarım tabii. Hazırlamaz mıyım? Ben dönüşte alırım. Dönüşte. 2 de simit getiririm. Çayla iyi veririz ha. Oh, maşallah. Koca baba sen ne ettin ya? Ne ettim ben? Ya 3.5 diyorsun ya zeytine sen ne ettin ya? Sen ne kadar cıvatası gevşek bir adamsın ya. Ucuz mu verdin be? Ucuz mu verdim ne demek ya? Bedavaya verdin ya. Ya koca bana ettin sen ya ne ettin ya? Ya bak benim boğazıma bir şeyle ağlıyor. Benim boğazım buraya bana bir şeyle ağlıyor. Kolay mı? Kolay mı? Kolay mı? Coşku kolay ver mi? Kolay mı? Bana kola getir içeriden kola ne, getir. Ne al şunu ne kolası lan? Ne kolası lan? Ne kolası? Kola getir. Kola ver. Geç içeri. Yürü içeri. Yürü. Sakin versin seni be. Yürü. Ay teyzem. Bak bunun rengi çok güzelmiş değil mi? Güzel de kızım böyle carçurt renk almıyorsun değil mi? Oğlana erkek çocuğu azıcık ağırbaşlı oluversin. Böyle bir modellerimiz de var. Deyzem biz bunları alıyoruz ama yanımızda o kadar para yoktu. Ama sen orasını karışma gari alıver. Boşver.
Bak şimdi aklıma geliverdi. Ay Zeliha'm, Osman hastayım dediydi. Ona da bir iki tane gazak alıversek mi acaba? Ya ipini alalım, Esma'ya yollayalım, o örsün. Hem sen uğraşmamış olursun. Aman benim güzel kızım. Akıl güpü Zeliha'm ne güzel de düşünürmüş. Bak 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 Eli bak. Ha beni bak. Şunlardan birkaç tane indirmeye bakalım koyu renklerden. Osman'a yollayacaksın, Osman'a. Bunlar nasıl teyzem? Amanın Zeliha'm ne güzel bir renk buluverdin sen. Pek güzelmiş bu. Ne de yakışır değil mi Osman'a? Ha bunlardan çıkar bey. Onu gidene olsun, onu gidene. Hadi bakayım. Çıkar bakayım, çık. Aa şurada da var, şurada bak. Bak 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 şurada da var. Ha. Yukarıda da var iki tane. Yukarıda da var. Ha. Kaç tane oldu bakayım? Biri bak. Bunları İbrahim amcanın hesabına yazıvereceksin. Tamam mı? Hadi bakayım. Say bakayım kaç tane olmuş? Gir içeri. Gel. Getirdin mi parayı? Sen istediklerimi buldun mu? Burada. Senin için bir eskerle kaçtı demişlerdi. Ama ben pek de ihtimal vermemiştim zaten. Nasıl? Parasını pulunu çarptın mı bari? Tekrar dağa mı çıkacaksın? Cevap versene be! Sen paranı aldın mı? Tamam o zaman. Dur. Hemen gitme ya. Dinlen biraz sonra gidersin. İkimiz de dinleniriz ha. Bırak kolumu! Bir nazlısın he mi? Gel buraya. Gel dedim sana gel. Bırak beni. Lan! 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 Uyanık mısın abi? Sana çorba yaptırdım abi şehriyeli. Ekşili ha. İstiyorsan ben yedirim abi. Vallahi yanımızda kimse yok ne olacak? Sayfi. Sen... o kadını unuttun. Hangi kadın abi? Ya işte Aysel miydi neydi ne karın ağrısıysa... hani icabına baktığın kadın. O mevzuyu hiç açma. Boş ver. Ya ben sana çok imreniyorum ya. Yani buraya gelip hiçbir şey olmamış gibi sana ekşili çorba yaptım diyorsun. Yani bunu nasıl beceriyorsun Seyfi? Çorbayı mı abi? Ben bunu beceremeyeceğim ya. Ben Necla'yı unutmayı beceremeyeceğim ya. Abi boş ver ya. Sen şuna iki kaşık al. He konuşuruz. Seyfi, zaman şimdi çorba içmek zamanı de gelin. Bir şeyler yapmak lazım. Bana bak, gidip o Miro itini bulacaksan, o yanındaki adamları da bulacaksan. Abi toparlansaydın ya. Lafımı kesme! O adamları bulacaksan, buraya getireceksen, bulabildiğin kadar para bulacaksan. Ben ya bu işi temize havale edeceğim, ya da
berip gideceğim bu yolda. Ama o uzmanın burnunu yere sürteceğim. Onu doğduğuna pişman edeceğim Sayfi. Oh. Bence gerginsin sen. Çok yakıştı. Bence sen de bana moral vermeye çalışıyorsun. Aslında çok da ihtiyacım var biliyor musun? Yani komutan emriyle bile evlenemiyoruz. Hep bir şeyler çıkıyor yani. Bence hiç ertelemeyin. Yani böyle bir duyarlılık iyi bir şey ama hayatta beklemeyecek şeyler var. Seninki de Hakan'a aynısını söylemiş. Osman mı? Söylemiştir vallahi. O hiç polemiğe girmez zaten. Bir şey yapılacaksa hemen yapılır. Yapılmayacaksa da böyle birkaç yüzyıl beklenir. Onda öyle. İstanbul'dan kimler geliyor? Kimse. Kimse mi? E zaten bir tek babam var. O da gelmeyi reddediyor. Of of. Üzüldüm. Çok yakıştı. Ya. Gerçekten çok yakıştı. Yani ben veteriner önlüğü giyiyorum ama iyi gelinlikten anlarım. Tam sana göre. Güzel diyorsun yani. Şey böyle, ya bunu giyen böyle okul müdürü gibi falan olur ya, başçavuşum ya. Ne böyle ya? Damat dediğin öyle olur ya. Çekeceksin lacileri böyle. Oh, cillop şıkır şıkır gideceksin. Yok ya. Bence de biraz ciddi komutanım. Değil mi ya Osman? Baksana şuna. İyi. O zaman bir tane pembe gömlek giy içine. Altına da lila pantolon. Öyle git. Allah Allah. Ya sen niye üstüne almıyorsun her şeyi? Niye kişisel algılıyorsun yani? Şeker komutanım. Bence şekeri var. Ula diyorum, aha bu diyorum size ya, Allah Allah. Her dediğime bir kulp taktınız arkadaş ya. Göstermiyorum arkadaş hiçbir şey. Ne haliniz varsa görün. Ya şimdi bu dediğin senin, bunun yerine bir içlik kataloğu bakalım daha iyi yani. İçlik mi? Osman. Geçen gün Durali Başçavuş'a içlik aldık. Heh, başladık gene. Vay komutan. Ne var ula, ne var? Siz de gelin benim yaşıma, görürüm ben sizi romatizmanız azdığı zaman. Ya tamam tamam, kızma hemen ya. O değildim. Şimdi bu... Aman vallahi sıkıldım ben ya. Üf, ben niye uğraşıyorum ki? Ayda baksın abicim ya, Allah Allah. Ya hadi gidelim yemek yiyelim ya. Hadi gidelim. Geç geç, geç Osman geç. Sen gelmiyor musun? Yok komutanım ya, Kerkük'le Halis'i arayacağım. Ha. Haber çıkmadı mı kızdan hala? Yok hala. O yüzden bir arayayım diyorum. Anladım. İyi hadi. Yara da gel.
Halis Edam'ım. Ya şimdi elimiz boş gitmek olmaz. Bir şeyler mi alaydık ya şu Edam'a? Bir şeyler almak mı? Ona mı? Hadi ben yaşlanmışım. Sen şu genç yaşında bunadın mı be Halis? Ha? İnsanın aklına gelmez mi hiç Edam'ım böyle şeyler? Ya saçmalama Süleyman abi ya. Allah Allah. Ne alacağız abi o iti? Niye alalım yani? Ali cenaplık diye bir şey var. Cahil adam. Ne var o ayağında? Salla ayağını, salla. Bak paçandan cehale takıyor. Cahil adam. Git bana böyle esaslısından bir şişe kolonya al gel bakalım. Haydi. Haydi Halis adamım, haydi. Antikasın. Antika. Kardeş, şu odadan yani istirham edeceğim, bağırdı çağırdı, kavga gürültü sesleri gelirse sakın ola telaşlanıp harekete falan geçmesen, olur mu? Nasıl yani? Tamam kardeşim, tamam. Sen ona aldırış etme. Gel abi, gel abi. Eyvallah. Oo, geçmiş olmasın bombacı Faik. Siz kimsiniz be, ne istiyorsunuz? Fidan'la ilgili ne biliyorsun? Fidan kim be? Neden bahsediyorsunuz siz? Azizim Faik Kayvan'ı. İndi. Kulaklarını aç da beni iyi dinle. Bizim tahkikatımıza mevzu teşkil eden hanım kız en son senin o İrezil, senin o menhus, senin o necis hanende görülmüş. Tabiatıyla sen bize onun akıbetini anlatacaksın. Ne diyor bu? Ulan Edam'ım, en çok bozulduğumda benim tedavülde tuttuğum mis kimin Türkçemizi anlamayan öküz tayfesi ha. Nesini anlamıyorsun ulan alık ha? Tamam Süleyman abi, tamam abi. Sakin, sakin. Faik, konuşsan iyi olacak. Yaralıyım ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Tırt tırt konuşma lan. Doktorla konuştuk. Seni çatallamışlar. Fidan da yanındaymış. Nerede lan o kız? Ya yemin ederim ben bir şey bilmiyorum ha. Bu iş böyle olmayacak. Ne yapalım abi? İndi bana bir unu lazım. İşe yarar mı dersin? En son Basra tarafında denedim diyor. Gayet oluyor. Eyvallah abi. İstediğin unu olsun. Bende. Ne? Ne yapıyorsunuz siz? Buyur. Miro'yu bulmam lazım. Ancak yarın. Bugün olmuyor mu? Gece götürebilirim. Seni alırlar. Ama ancak yarın katılabilirsin onlara. Tamam. Beklerim ben.
Nerede bekleyeceksin? Söyle bakayım. Bakanın adamı haber yollamış. İlçe yapısının toplantı talebi varmış. İletmemi istediler. Hayatta en nefret ettiğim şey nedir bilirsen? Kıl dönmesi ha. Yani nalet bir şeydir ya. Aman. Demek Bakır beni özlemiş öyle mi? Seni gidi yarama sevda yaralarıyla kevgire dönmüş düşkün Bakır seni. Ya Heval. Sen hiç Rodrigo'nun gitar konçertosunu dinledin? Yok Heval. Dinlemedim herhalde. Çok romantiktir ha. Aşık olursun ya. Aranjuez'in bahçelerini, çiçeklerini filan anlatıyor ha. Ama bence yani İspanya İç Savaşı olmasaydı Rodrigo kardeşim bu konçertoyu yazamazdı. Evet. Evet. Yani söylemek istediğim ne bilirsen Heval. Bütün bunların hepsi felsefi sorunlardır ha. Yani düşünsene bir iç savaştan bir konçerto nasıl çıkar? Miro bu dağın başında neden tıraş olur? Bakır beni ne diye arar? Ya? Evet. 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 Öbür tarafa mis kimin mi kokarak gideceksin Faik? Ne mutlu sana Faik. Önce görme kabiliyetin sıfıra irca olacak. Akabinde mideni hissetmeyeceksin. Sonra tatlı bir serfoşlukla nalları parlatacaksın Faik. Oh, mis gibi koktu be abi. Konuşacak mısın? Bana bak. Bir tek şansın var yoksa bidonun tamamını yuttururum sana. Dağa gidiyor. Dağa. Neden gidiyor? Bilmiyorum. Bidon geldi bak. Ay! Miro! Miro ne lan? Miro'yu öldürecek. Niyeti o. Bırakın beni. Alo. Osman. Kız Miro'nun peşindeymiş abi. Dağa çıkmış. Miro öldürecek abi. Eyvallah Halis'im. Komutanım. Heh. Ali Sarı'da. Ha bulmuşlar mı kızı? Evet komutanım. Dağa çıkmış. Miro'nun peşindeymiş. Hayda. İyi bir keşif yapalım Osman. Sen timi hazırla ben de Durali Başçavuş'la bir konuşayım. Emredersiniz komutanım. Ha Osman. Yalnız Miro'yla bu aralar karşılaşmamamız lazım abiciğim. Tamam mı? Yani görev sadece Fidan'ın bulunması o kadar. Emredersiniz komutanım. Karel. Emret komutanım. 8 kişi ayarla. Yarım saatiniz var. Emredersiniz komutanım. Beyler. Ya adama kolonya içiren ben miyim abicim ha? Ben miyim yani? İntaç Halis Efendi, intaç. Netice alınıyor mu? Sen ona bakacaksın. Anacığım, haradasın? İyisin. Hoş gelmişsiniz. Ya Osman seni beklemedi diye sen niye bana böyle bir fevri fevri davranıp böyle bağırıp çağırıyorsun ha? Çünkü sen o yaramaz, sen o muhannet adamın devresisin ve siz jandarmaların bir şeyi var. Böyle bir kapalı bir yanı olupdu Halis Efendi. Süleyman. Kapalı mı? Ya var ya.
Şu dünyada jandarmadan daha kralı var mı be? Ha? Sen jandarmaya kurban ol be, kurban ol. Benim ruhum daha ziyade piyadeden yana oldu. Halis efendim. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani sen Osman yani ne bileyim yani al ötekini vur berikine yani. Bak sen de Osman bari hareketler sesin diyorum böyle ha. Yani tencere yuvarlanıptı hop kapacığını bulupta. Değil mi anacığım? Saçma. Balalar. Ya madem Osman'dan şikayetçisin abicim, niye gidip Hakan Teğmen'e şikayet etmedin? Ha? Adam sonuçta onun komutanı yani. Niye gidip şikayetini bildirmedin abi? Ne? Püf. Hakan. Hakan Teğmen. Ya Hakan Teğmen kardeşim. Hakan Teğmen kardeşimin kız peşinde koşmaktan bizi duyduğu mu var zannedersin? Kafil adam, adam kız peşinde koşuyor ya. Kız... Anam! Kız! Komutanım. Komutanım. Devam etseydiniz dayıcığım. Yeterince utanmadık bence. Ben söylemek istedim ama beni dinlemediler balam. Demek kız peşinde koşup işlerini savsaklayan askerlerimiz de var, öyle mi? Öyle mi Halis? Benlik bir şey yok komutanım. Halis bir şey yapınca o zaman... Ya Süleyman abi şey yapınca ben komutanım hani... Teğmen'im, ha bu uşaklar daha ne zaman gitse ben böyle gerim gerim geriliyorum ya. Al benden de o kadar. Çay mı içsek ya? Çay mı? He. Ya çay çay, onun da dibi yok sonu yok Teğmen'im ya. O da doğru. Ya ben bu kıza ne diyeceğim ya? Kime ya? Ayda ya. Ne mi diyeceksin? Ha ne diyeceğim? Vallahi... Ya bu işler biraz özel işler. Yani pek karışmak olmaz ama ben tabii evlilik babında senden biraz daha kıdemli olduğum için diyeyim sana bir şeyler. Tabii canım. Ayda Teğmen'e ne dersin, ne dersin? Ya, evde de komutanım çekecek halin yok. Yani hani böyle canım cicim ayları falan devam ediyse... işte canım, cicim... Ne bileyim işte tatlım, hayatım, aşkım dersin. Ama böyle yok taşlar biraz yerine oturdu falan diye düşünürsen işte böyle hatun, hani alıştıra alıştıra ama. Hatun, hanım, işte hayatım, işte çok böyle keyfin yerinde neşeliysen karıcığım gibi. Ama yok ben gazak adamım, herif gibi herifim, ben bunları demem falan dersen o zaman önün açık. Köroğlu dersin, kaşık düşmanı dersin. Ne bileyim, avrat, gel ula buraya, ne dersin yani? Kaşık düşmanı mı? He, kaşık... Ya bu çok geniş bir yelpaze böyle Teğmen'im, yani o ne açık, ne dersen artık? Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Allah Allah ya! Ne diyorsun ya? Ya başçavuşum, ben onu mu diyorum ya? Ya ben bu nikah meselesini ne yapacağız yani, erteleyecek miyiz, ertelemeyecek miyiz onu diyorum, sen kalkmış ooo. Ya senin gibi var ya, ilişki koçu olan adam kesin boşanır derhal yani. Yani şiddetli geçimsizlikten. Bu ne ya, avratmış. Bir de kaşık düşmanı dedin ya. Dersin ya, ne var, ben değilim, Leyla ile hiç boşanmadık biz. Ayıp ama. Ya Osmanlar ne yaptı acaba Teğmen'im ya? Moran. Emre komutan. İstirahat ver. Emredersin komutan. Taner ben de gel. Poyraz istirahat et. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olasın. Bedirli'ye gidiyoruz biz de. Ya köyde olağanüstü bir durum oldu mu? Kaçan bir kızı arıyoruz da. Vallahi bizim dikkatimizi çeken bir şey olmadı. Demek ki diğer tarafa.
Ne var Emoğlu? Ne bakıyorsun? Evet, çok bir şey ya. Onbaşım ne kadar güzel istirahat verdi, görüyor musun Kamil? Lan oğlum, istirahat lan bu. Kim verse güzel verir. Allah Allah. Yok yok. Yani onbaşımın maşallahı var. Onun komutları böyle bir farklı oluyor ya. Şimdi mesela bak şimdi. Bu Taner Çavuş da komut veriyor ama o böyle biraz böyle gergin yani. Ne bileyim, böyle bir kendine güveni yok. Böyle dikkat et bak, sesini kalınlaştırıyor komut verirken. Onbaşım öyle mi ya? Lan oğlum, bence sen Muharrem'i badilik için ikna etmeye çalışıyorsun Fatih Efendi. Bence de. Pis yağcı herif. Ne alakası var ya? Hayır, ne alakası var yani? Ben Muharrem oldu olası sevmişimdir. Sağ ol Emoğlu. Almayayım ben. Kalsın. Aşk olsun ama başım. Oğlum sen ayrıca herifin horozunu yedin. Size badilik düşmez. Ha, yarın öbür gün Muharrem'i de yemeyeceğin ne malum? Ya sen bunlara bakma başım ya. Bunlar var ya, saçmalıyorlar. Şu an sadece kaynatıyorlar yani. Vallahi billahi ya. Beyler. Devam ediyoruz. Onbaşım, ne var lan? Ya şimdi konusu açıldı diye söylüyorum vallahi billahi. Bu işin bir kolayı yok mu ya? Ne bızıl diyorsun Emoğlu başımda, bızıl bızıl bızıl? Badilik işini bızıl diyorum ya. Yok Emoğlu, istemiyorum. Kalsın. Muharrem. Muharrem. Onbaşım. Miro'nun adamları teslim olacak seni. Ama onunla görüşebilir misin bilmiyorum. Hem sen niye Miro diye tutturdun? Hiç. Namını çok duydum da. Namını mı duydun? Ha, öyledir. Neyse, devam edelim. Yolumuz çok. Gözlerin kanlanmış yorgunluktan, yatmıyor musun? Uykum yok. Bir şey getireyim, ıhlamur, süt falan. Ne oldu canım, bir şey mi oldu? Biz ne yapacağız Yeter ya? Baksana adamlar yolumuzu kesiyor. Hem de şu kızcağızın önünde, heriflerin omuzlarında keleşler. Canları sıkılınca dükkanı basıyorlar. Bakır Bey gitti, şimdi Miro'ya hesap vermeye başladık. Bizim bundan başka bir şeyimiz kalmadı ki burada. Ya kalafat desen nereye olsa sıkar zaten. Babam gitti, anam gitti. Yani gitti, Neco gitti. Biz de gidelim buradan. Kızı kurtarmamız lazım. Bu kızın okuması lazım. Hadi yatalım Eda. Yarın düşünürüz bunları, olur mu? Kaldır eli. Başkası var mı lan? Yok, yok.
Keleş var bunda. Ver lan şunu. Silahlı mıymış? Keleş var komutanım. Saat 4. Senin omuzunda bir keleş. Ve burada yalnızsın. Dur bir dakika, dur. Bildiğin gibi değil. Bana anlatacak çok şeyin var değil mi? Bir an evvel başlasan hiç fena olmaz. Poyraz aradı, kızın izini bulmuşlar. Vallahi güzel, ne olmuş? Daha adam kaldıran birini tutmuşlar. %90 fidanmış. Kız? Adam birkaç teröriste teslim etmiş. Osman yakın izledi ama yetişecekler inşallah. İyi tamam, ben geçiyorum bu haberi. Dinliyorum. Ne yaptın? Köyden birini aldık, kampa geçiyoruz. Kimmiş? Genç bir arkadaş, bayan. Sana da pek hayranmış. Araştırdınız mı? Üstünü iyice arayaydınız. Yani silahsız gibi görünüyor ama... Ne demek görünüyor? Bayan arkadaşımız olmadığı için tam olarak arayamadık o bakımdan. Saçmalamayın oğlum. İyice arayın üstünü. Delirdiniz mi siz ya? Tamam Heval. Üstünü arayacağız. Olmaz. Arayın şunu. Ama bunu yapamazsınız. Kadınım ben. Ara. Geri çekilin. Sen de geç öyle. Kimse kımıldamasın yerinden. Bu bomba hepimizin icabına bakar. Lanet olsun. Madem sen beni götürmedin, o zaman sen benimle geleceksin. Neyin peşindesin sen kadın? Neyin peşindeyim? Neyin peşindeyim öyle mi? Hayatımın, sevgimin, gençliğimin peşindeyim. Yapma. Umarım o size emir veren köpek bundan daha kötü ölür. Fidan! Dur! Kaç kaç! Sakın yapma, sakın. Neden yaptın bunu? Fidan, çek elini oradan. Onlar ölmediydi, anlıyor musun? Sait'e yaptıklarını görmedin mi? Sait ölürken sen onun yanında değil miydin? Fidan, bak onlara. Onların hepsi Sait. Hepsi Sait gibi. Ve hepsini bekleyen birer fidan var. Sakın yapma. Hadi bırak onu. Gel buraya, gel. Tamam. Tamam, geçti. Hastanede biraz dinleneceksin Fidan. Daha sonra ailen gelip seni alacak. Ailen diyorum, zira artık onlar senin ailen. Hatta bizim de ailemiz. Sait'in hatırası bizi çoktan aile yaptı. Gel Osman, gel. Fidan. Bunlar senin. Biz bunu şehit ailelerine veririz. Sen de öylesin.
Bunlar sana emanet Fidan. Senden başka kimseleri yok. Teşekkür ederim. Hamam, berber, terzi işi ne olacak indi Osman Bek? Ne hamamı, ne terzisi ya? Manikür, pedikür. Ve hatta nolbant. Oha. Ne nolbantı lan? Düğün olmayacak mı yarın Adem? Sen ne gamsız adamsın Adem. Ne düğünü be abi? Ya var ya, asla sosyal olamadın, olamayacaksın da. Ben sosyalleşmeyi sevmiyorum abicim. O kadar. İyi. Esma Hanım'a anlatırsın bunları o zaman. Bunun nesi var ya? Sara bağlamıştır yine ya. Fatih ne oldu lan? Hiç. Fatih. Hasta falan mısın oğlum? Dur ben halledeceğim şimdi onu ya. Fatih. Oğlum bak. Sen hep böyle yapıyorsun ya, benim de aklıma bir tane geldi. Adamın bir abicim bir gün kapıyı çalmış. Adamı hapse atmışlar. Çok kötü değil mi? Peki şu nasıl? Bir adam içmiş, karısı dış. Nasıl ama? Bak bak, buna da çok güleceksin. Eli olmayan babaya ne denir? Noel baba. Noel diyor yani, el yok diyor. Benimle sadece eğlenilir değil mi abi? Ha? Öyle olsun be. Lan Fatih. Bakalım benim esprime güleceğim mi? Vallahi açtalım kızım, yok malum ya. Abi dinle lan. Neydi yani? Heh. Adam biri yatmış, karısı vapur. Gülmeyeceğim mi lan? Muharrem, vallahi hiç keyfim yok abi ya. Vallahi hiç tadım tuzum yok yani. Ya insan badisinin esprisine de gülmez mi ya? He? Badi mi? Balam lan? Evet lan, senden iyi badi mi bulacağım lan? Gereksiz. Ciddi misin sen şimdi? Ulan. Muharrem ya, sen var ya, adamın mal maddesisin oğlum sen bana, çok kral adamsın abim benim ya. Oh be, oh be, çok rahat, oğlum çok sevindim ya, vallahi çok sevindim ya. Keyifli yerine gel, bak şimdi ben size bir tane anlatayım mı? Şimdi ben sana, bak burada nasıl anlatıldığı görün şimdi bak. Adamın biri abicim, tamam mı? Çok komik, adamın biri donmuş. Karısı atlet. Acımayın abi. Yumulun. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir dakika. Ne oluyor lan? Yaklaşmayın. Derlikle dönün. Yaklaşmayın. Lan. Ulan. Badi ne oluyor? Badi sen kurtar beni bari. Badi.
Bol lan şunu, bol! Oğlum! Osman ben çok korkuyorum ya. Siz komutanım. He? Siz mi korku? Hayatta inanmam. Ha iyi, iyi. Güzel güzel. Gaz veriyorsun ama. Ya bu Ayda nerede kaldı ya? Vallahi Ayda komutan hala hazırlanıyor herhalde komutan. Ayda komutan değil mi? Ha işte komutan. Bir de bu komutanlık var ya. Ya bunu nasıl yapacağız ya? Osman ben çok merak ediyorum doğrusu. Yani şimdi böyle şey mi olacak? Yani sen mesela Dureli Başçavuş'u da alacaksın yani. Size geliyoruz diyeceksin. Ben de tamam gelin diyeceğim. Sağ olun komutanım. Yani böyle Ayda böyle size kaseye çorba koyarken böyle siz esas duruşta mı bekleyeceksiniz yani? Ha? Yani. Nasıl yani be? Şaka yapıyorum ben burada. Aa, şey mi olacak yani? Böyle cacık yenecek ye. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela Tanrımıza hamdolsun, milletimiz var olsun. Ayda komutan da der ki afiyet olsun yeriz. Ya vallahi çok korkuyorum ya. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Ama artık çok geç değil mi? Bayağı geç. Aa, gelin geldi ha. Ben gittim abi. Bol şans komutan. Gözlerim doldu resmen ya. Ama şu manzaranın güzelliğine bak arkadaş ya. Çavuş, ben niye bu kadar duyguluyum acaba? Oğlum sende duygu çok. Yani Allah bir taraftan verirken bir taraftan kısıvermiş. Nereden kısmış acaba? Ama abi baksana ya. Şu manzaranın güzelliğine baksana ya. Yani ne kadar yakışıyorlar birbirine, Allah nazarlardan saklasın. Maşallah maşallah, görüyor musun dayı? Fatih. Emboğlu bir sus artık ya, bir sus. Merasim başlayacak. Zorunda mıyım? Tamam tamam, sustum sustum tamam. Ses. Sayın konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Ayda Tuna ile Hakan Küçük Aslan'ın nikah merasimleri için toplanmış bulunmaktayız. Efendim hazırsak nikah merasimine geçelim. Siz Arif Kemal kızı Ayda Tuna, Mustafa oğlu Hakan Küçük Aslan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet demeyecek mi bu acaba ya? Şişt, buddy, bu kız niye evet demiyor lan? Sus lan! Maynak! Allah Allah, hayır yani... Evet demeyecekse ne diye oturdu ki oraya? Hayır, sen benim komutanımın hisleriyle niye oynuyorsun? Hadi hisleriyle oynadın, oraya niye oturuyorsun ya? Fatih. Hı? Ayıp oluyor ama, sus artık. Tamam tamam, sustum. Evet. Siz Mustafa oğlu Hakan Küçük Aslan, Arif Kemal kızı Ayda Tuna'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Ben! Senin Allah'ın kızı! Aldık! Efendim, sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet.
ödüyoruz. Ben de medeni kanunumuzun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim canım? Ne esin? Ya ben daha bilemiyorum, sen daha neyi unutacaksın, neyi atlayacaksın Osman? Allah Allah. Neyi unutmuşum, neyi atlamışım ben? Ah! Halis'in arabanın... Ay ya, kapıyı kilitlemeyi unuttuk değil mi? Of, of! Osman. Efendim canım? Çıkartacağım şimdi şu süslü pabuçlarımı, kilitleyeceğim kafana ha. Sebep? Çabuk beni dansa kaldır. Dans etmek istiyorsun. Acaba bu dansı bana lütfeder misiniz? Madem o kadar ısrar ediyorsunuz. Dans edeceksin ha? Evet. Seni gidin muhannet prens öpsez adam seni. Ya seni ecdadın görse var ya, çok utanardı çok. Ama görmeyecek. Heyhat Halis Efendi, heyhat! Velvelki Frangistan'daki dans işini bir mektupla memnun kılan büyük büyük dedemiz kanununun şu sefil torunlarına bak! Şu ahvalin haline bak! Yazık, çok. Onlar etmiyor muymuş abi, ne oldu? Anlamadım ki ben. Ne etmiyormuş mu? Ne bileyim abi, dans falan. Hız! Hız! Edepsiz Cüveli Acaveli. Ya tamam Süleyman abi, tamam abi, kızma ya. Tamam Süleyman abi. Yani ama şimdi yani sonuçta onlar da hani... Ukrayna senin, Polonya benim, az böyle çiçek koklamamışlardır ya. Halis.
indi var ya. Şu masadaki eşek kadar daba senin şu kalın kafana öyle bir indiririm ki buradan Ukrayna'ya kadar uçabilirsin. Ayıp olur. Emredersiniz komutanım. Hemen Yavuz Erbay ya da kime ulaşırsan çabuk aslanım çabuk. Nöbetçi çavuşu nerede oğlum? Buradayım komutanım. Tam teşhisat. 15 dakika içinde hazır olun. Çabuk aslanım hadi. Emredersiniz komutanım. Böyle başla boş atla komutanım. Hayırdır başlamışım.